Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Fadrio oyununun videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda biraz drone sisteminden bahsedeceğim. Aslında şu anlık çok bir sistem denecek kadar bir şey yok ortada. Sadece drone nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır bundan söz edeceğim biraz. Drone kısaca şu anlık oyunda uzaktaki yani sizin içinde bulunduğunuz bölge dışındaki bölgelerden kaynak toplamanızı o bölgedeki binalardan kaynak toplamanızı ve depoya kaynak yatırmanızı sağlıyor. Şöyle göstereyim. Normalde kendi bölgenizdeki binayı tıklayıp harvest dediğiniz zaman bu şekilde kaynakları topluyordu. Herhangi bir binaya basıp harvest dediğiniz zaman yine topluyordu. Böyle. Ama bu drone sayesinde mesela ben şu bölgeye şu an gidemiyorum. Harvest with drone diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Ve bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ben de yeni öğrendim Reddit'te. Bunu bir arkadaş araştırıp yani hesaplayıp bulmuş. Bu drone'un hızı saatte 28,6 kilometre. Yani saatte 28,6 kilometre hızla bu drone gerçek dünyada hareket ediyor. Ve bize ulaştı, gördüğünüz gibi kaynağımız arttı. Aynı şekilde depomuza da şu şekilde drone to bank dediğimizde gördüğünüz gibi her şeyden 40'ar tane depoya koymuş durumda. Hazır videodayken buraya bir depo daha kuralım. Kurduk şöyle. Yine böyle harvest with drone diyoruz. Bunun bir sınırı yok. Yani gördüğüm kadarıyla işte mesela buradakileri bitiriyorum. Buradakini de toplayabiliyorum. Harvest with drone deyip. Sonra geliyorum. İşte şurada bir yerde daha bölge vardı. Kafe varmış mesela. Kafe ne yapıyormuş? Hoş bakalım şimdi. Kafe, evet. Kafe hacking power'ı daha hızlı bir şekilde doldurmamızı sağlıyor. Kafenin olduğu bölgede durduğumuzda. Bu da bu videoya özel bir ek bilgi olsun. Daha sonra bu bölgelerin ne işe yaradığını, ne gibi özellikler verdiğini açıklayacağım sizlere. Evet, bu biraz sıkıntılı yani loading ekranı durmadan. Şu an drone dondu mu, bana öyle mi geliyor? Evet, donmuş durumda. Bug'da mı kaldı bakalım, drone is already, drone already in use. Evet, drone'umuz bug'da kaldı. Arada olabiliyor böyle şeyler. Oyunu kapatıp açtığımızda düzelir sanıyorum. Evet, oyunu kapatıp açtık ve düzeldi. Drone artık orada bug'da kalmış durumda değil. Şuraya gelelim. Harvest drone diyelim. Tekrar gördüğünüz gibi bu şekilde topluyor. Ama drone oraya ulaştığı an kaynaklar bize ulaşıyor. Geri gelmesi zaman alıyor. Sadece geri gelene kadar drone'u tekrar kullanamıyoruz. Bu sanki geri gelince kaynakların gelmesi daha mantıklı olabilir gibime geliyor. Mesela direkt binadan da toplayabiliyoruz bu şekilde. Binada varsa tabii. Binamızda kaynak yokmuş ama gördüğünüz gibi drone'la bu şekilde binalardan da kaynak toplayabiliyoruz. Depomuza da kaynak koyabiliyoruz. Kısaca drone sistemi bu şekilde. Daha yeni özellikler ve yeni drone türleri, işte daha hızlı giden drone. Da çift drone hakkı, 3 drone hakkı gibi şeyler oyuna eklenebilir diye düşünüyorum ki eklenmeli de bence. Her neyse, şu anlık bu kadar. Umarız eklenir. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Dediğim gibi sık sık video çekeceğim. Oyun hakkında birçok şeyi video çekmeye çalışacağım. Her şeyi anlatmaya çalışacağım size ki bu oyunun Türkiye'de yayılmasını çok istiyorum. Çünkü çok
altyapısı iyi bir oyun gibi olacak. Yani işte hani çok sağlam gümbür gümbür geliyor bence ki hani oynanış olarak oynanış olarak hani sırf o deathmatch kısımları mükemmel bir şey ki tek onunla kalmıyor. Onlar haricinde taktiksel olarak işte hackerlık, commanderlık, işte medic bu tarz şeyler de olacak. Hatta daha sonra sınıfları tek tek tanıtan bir videoda çekmeyi planlıyorum. İşte bu şekilde, bu yüzden takipte kalın, abone olun, videoyu beğenin, paylaşın. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.